Evet, şimdi Ahmet Ümit yanımızda ve sizlere bülten başından beri saat 19'dan itibaren şu kitabı gösteriyorum. Bu kitabı gösteriyorum ve bu kitabın başına gelmedik kalmadı. Çok enteresan ama Komiser Nevzat'ın hikayesini anlatan bu çizgi romanda bu konuya geçmeden önce Komiser Nevzat ne düşündürdü Trump için? Hemen tutuklanmak lazım. Aslında tutuklansa şahane olur biliyor musun? Niye Fatih? Bak son dönem dünyada, sadece evet. Bizde dünyada inanılmaz bir şekilde otokratik liderler var. Evet. O dönem bitiyor bence artık. O yüzden bu bir işaret şeyi olur. Keşke yapsalar. Yapabilirler Amerika'da yani. Keşke yapsalar. Şahane, çok sevinirim. Evet, böyle de bir nefret var ya insanların Amerika'ya karşı. Ama öyle ama yani. Artık Amerikan yönetimlerine karşı. Amerikan yönetimi, Amerikan halkıyla bir sorunumuz yok ama... Yani. Amerikan çok korkunçlar ama. En iyisi bile hepsinin eli kanlı ya. Obama'nın bile eli kanlı ya. Hepsinin eli kanlı. Yani, Komiser Nevzat da bu kadar açık değil mi? Bu kadar net. Tabii yani ama belli zaten ne oldu. Başkomiser Nevzat şöyle. Yıllar önce polis akademisi açıktı. Beni şeye davet ettiler. Polis akademisinde konferansa davet ettiler. Başkomiser Nevzat nedeniyle. Ve bir soru sordu oradaki genç polisler, polis adayları, komiser adayları. Niye Başkomiser Nevzat? Nedir? Evet. Ben dedim ki Başkomiser Nevzat benim Türk Emniyetine, Türk Emniyet Teşkilatı'na önerimdir. Hmm. İyi bir polis nasıl olmalı? Vicdanlı bir polis nasıl olmalı? Hani afişleri asıyorsunuz ya polis haftasında halkın polisi. Halkın polisi olmak istiyorsanız Nevzat gibi bir olmanız lazım dedim. Çünkü vicdanlı, hukuk uygun çalışan, en küçük bir yolsuzluğu olmayan, iktidarları iplemeyen, kanun ne diyorsa onu yapan bir adam. Şimdi Komiser Nevzat poşete giriyor. Onun burada mıyım? Bir hangisi şu. Tamam, Komiser Nevzat poşete giriyor. Diyeceksiniz ki nedir? Şimdi arkadaşlar, bu kitap Ahmet abiye tabii diyebilirim değil tabii, mi? Ahmet tabii, abi tabii. Sağ olun. Fatih. Çok teşekkür ederim. Bu bir çizgi roman. Bu 2007 yılında sizin tarafından yazılmış tabii. Bir roman. 2007'den bahsediyorum. İsmail Güngeç de çizdi. Ha çizdi. Evet. Tabii, ismini tabii, de tabii. Zikrettiniz. Tabii, ben de zikredecektim. Tabii. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Şimdi bu kitap Muzur yayını ilan edildi evet, değil mi? Evet. Bunu anlatır mısın abi bize? Şimdi ne zaman yapıldı? Şöyle, neden Muzur? Şimdi 2007'de çıktı. 2007'de başka bir yayın evi var. Bak Doğan Kitap, Güncel Yayın Evi, Everest Yayın Evi. Bunların hepsinde bu kitap yayınlandı. Geldi 2007'de. Buraya. Tabii 2007'den bu yana. Sonra Yapı Kredi'den yayınlandı. Bu ikinci baskısı kitabın. İkinci baskısı çıktı. Şimdi tabii bu sansür kararından sonra üçüncü baskısı olacak. Çünkü çok satmıyor. Bu arada kitabın ismini söyleyeyim ben. Komiser Nevzat Tapınak Fahişeleri. Tabii. Tapınak fahişeleri. Evet. Asıl belki de ondan çekiniyorlar. Ama matrak olan şu. Şimdi bu kitabı esinleyen şey Adnan Hoca var ya. Adnan Hoca kedicikler falan var ya. Evet. Ondan esinlenerek yazdım. Birebir onlar değil ama ondan esinlenerek yazdığım bir şey. O yıllarda. Tabii tabii o yıllarda yazdım ben bunu. O yıllarda da tepki aldı. İşte o yıllarda da tepki aldı. Büyük cesaret yalnız. Tabii. Ne yapalım bizim işimiz bu. Yazarlık işimiz bu. Şimdi adamları bir yılla cezalandırıyorlar. Bu kitabı da poşete sokuyorlar. Ya akıl dışı Fatih bu ya. Bu kitap arkadaşlar herhalde bu baskısından sonra biz poşetli halini aradık ama bulamadık. Bu kitap poşete girecek. Muzur Kurulu tarafından aynen. Sansür Kurulu aynen. Diyoruz biz buna. İşte öyle bir kurul devlet tarafından oluşturulmuş. Bütün eserleri okuyor, bakıyor. İşte tapınak fahişelerini de poşete koymaya. Evet. Muzur yayın dedi. Evet. İçinde çocukların maneviyatını etkileyebilecek tabii. Kelimeler sözler var. Ama bu kitap çocuklar için kitap değil. Sorun bu. Sorun yani bu. Ben bu kitabı ya da yayın evi bu kitabı çocuklar için bir masal kitabı gibi çocuklar için sunsak eyvallah tamam. Ama bu yetişkinler için yapılmış bir kitap. Ya bütün o Netflix'te, Disney'de her şeyi gösteriliyor bu çocuklar. Evet. Hepsini kapatmanız lazım. Hepsini poşete sokmanız lazım. Evet. Hayır dert bu değil. Dert bence şu. Dert ben ne? Söyleyeyim. Bir yani biliyorsun işte... 20 yıldır AK Parti iktidarda veya 20 yıldır yapamadığı tek şey nedir? Kültür sanat alanını kontrol edemiyor. He. 20 yıldır sanatçılar üzerinde bir baskı kuramadılar. Bizi esir alamadılar. Biz bildiğimiz gibi yazmaya, üretmeye devam ettik. Bu alanda var olamadılar. Şimdi seçimlere yaklaşırken bunun intikamı. Bence bu başka ama bir şey olarak görmüyorum. Seçimlere yaklaşırken yani bir kitabın çocuklar için yazılmamış, yetişkinler için yazılmış bir çizgi romanın poşete konulması 2023 Türkiye'sinde ona oy getirmez ki. 3 ay sonra seçime gidecek. Ya bak ben yarın Madrid'e gidiyorum İspanya. Hı. Madrid'de ulusal kütüphanede bir Türk yazar olarak konuşma yapacağım İspanyollara. Sana soracaklar bu soruyu. Evet bunu soracaklar. Şimdi benim kitaplarım 35 farklı dilde 100'ün üzerinde kitabım yayınlandı Fatih. Yani insanlar Etiyopya'dan Londra'ya kadar, Meksika'dan Çin'e kadar benim kitaplarımı okuyorlar. Şimdi bu adamlar benim yayıncılarım yazıyor hepsi bana.
Ya Ahmet Bey ne oldu? Neden sizin kitabınızı poşete sokuyor? Yani Türkiye'de, kendi ülkemde, kendi devletim benim kitabımı poşete sokuyor. Başka ülkelerde ben alkış alıyorum. Çinliler beni arıyorlar, şu kitabınızı basmak istiyoruz diyorlar. Hindistan'dan arıyorlar, şu kitabınızı basmak istiyoruz diyorlar. İspanya'dan arıyorlar işte davetler. Başımıza gelen hale bak. Ayıptır bu ya. Abi konuştunuz mu hiç Muzur Kurulu'yla? Ya arkadaş gerekçe nedir filan gibilerinden? Ya bir gerekçesi filan. Muzur Kurulu'nun sanattan anladığı bir şey yok ki. Bilmiyor. Orada oturmuş bir takım insanları koymuşlar. Sansür kurulu bu. Kafasına göre bakıyor. Bu olmadı diyor. Acaba bu fahişe kelimesinden dolayı mı? Tapınak fahişeleri dediği için mi belki de belki bunu direkt koydu? Belki tapınak ve fahişe bir araya geldiği için söylemiş. Kafalar bilmedikleri için, cahil oldukları için hiçbir şeyden haberleri yok bunların. Yani tapınak fahişeleri gerçekten de bu topraklarda Hititler döneminde Tanrı, o zamanki Tanrı, Teşub mesela. Teşub için sevişen fahişeler vardı. Yani bu bir ibadet biçimiydi. Sen yani, onu romanlaştırdın. Evet, oradan kurguladın. Ona gönderme yapıyoruz. Şimdi oradan, ama adam bunu anlamıyor ki. Yani bunu kavrayacak bir durum yok ki, bir kültür yok ki. Kültürü yok. Yok, o yüzden de bunları görür görmez çıldırıyorlar. Burada bazı kelimeler var ya, bu yetişkinler için, çocuklar için değil bu arada, onu da size söyleyeyim. Yani 18 yaşında tabii, büyükler için tabii. Yazılmış bir çizgi roman. Ya istemezsen olmazsın ya, şimdi basılmış. Bitti. Aldın, bu bana göre değil kardeşim, ben bunu okumuyorum deyip bir tarafa bırakırsın. Bu kadar basit. Ya sanat engellenebilir mi? İnsanların hayalleri engellenebilir mi? İnovasyon, inovasyon diyorlar filan. İnovasyon dediğimiz şey her şeyde inovasyon. Eğer sen sanatı engellersen ekonomide gelişemezsin. Yani ekonominin gelişmemesinin sanatın engellenmesiyle çok yakın ilişkisi var. Şimdi tuhaf tarafı, 2007'de sen yasak koymuyorsun. Bundan 16 yıl sonra geliyorsun, yasak koyuyorsun. Ya. İşte böyle akıl alır çok gibi. Çok enteresan ya, yani ya akıl abi. Alır ya. Gibi, akıl alır gibi bir durum yok. Bu kadar zamandır devam ediyor. Bakın kaçıncı baskı bu? Sekizinci baskı filandır toplamda yani. Bütün... Hiçbir şey yok. Birdenbire sona doğru yasak hemşerim hadi yallah. Peki abi sen Madrid'e gideceğim dedin. Madrid'de sana bu soru sorulacak. Sorulacak tabii. Mutlaka yani tabii böyle bir demokratik bir ülke olduğunu söyleniyor. Evet. Peki nasıl bir cevap vermeyi düşünüyorsun? Vallahi ben şöyle bir cevap vermeyi düşünüyorum açıkçası. Yakında kurtulacağız. Merak etmeyin, yakında bu iş bitecek. Yakında kurtulacağız demeyi düşünüyorum. Tek söyleyeceğim şey bu. Çünkü bunun savunulacak, anlatılacak bir yanı yok. Hiçbir şeyi yok yani. Ha bak poşet geldi. Ama abi bak böyle bir zihniyete böyle evet, bir doğru görüntü vermek gerekir. Arkadaşlar işte bu kitap böyle olacak. Önümüzdeki baskısında bu kitabı raflarda böyle alacaksınız. Utanç verici yani. Utanç verici. Ve gerçekten ben şimdi gideceğim. Ne diyeceğim İspanya'daki gazetecilere? Hakikaten bunu düşünüyorum. Abi yani nasıl gerçek neyse onu yasak var ülkede diyeceksin. Bitti yani. Ayıptır ya. Ayıp gerçekten ayıp. Ayıp ya. Yani günümüz Türkiye'sinde 2023 yılda demokrasiden bahsedip de... Büyük yetişkinler için yazılmış bir kitabı raftan bu şekilde almak gerçek utanç verici bir olay ya. Ya İngiltere bak dünyaya ne satıyor? Agatha Christie. Evet. Shakespeare satıyor bak, inanılmaz. Arthur Conan Doyle satıyor. Hercule Poirot satıyor. Yani düşün, bunların hepsini satıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de yazarlarımızın eserlerini poşete sokuyoruz. Yazarlarımız hapse atılıyoruz. Yazarlarımız yargılıyoruz. Nasıl gelişeceğiz ya? Nasıl gelişeceğiz? Böyle bir kafayla gelişilebilir mi? Bu şey mi sağlanıyor? Yani bir şekilde ya bundan sonra arkadaş sen yazına dikkat et, yazımına tabii, dikkat tabii, et, diline tabii. Dikkat et. Tabii. Asıl amaç bu. Değil mi? Evet. Tabii. Ayağını denk al. Bak yani ona göre tabii, şimdi tabii. Böyle başladık. Giderek işi başka şekilde getiririz. Daha da sertleşiriz ona göre. Tabii ki yapmayacağız. Tabii ki inadına devam edeceğiz. Tabii ki bildiğimiz gibi yazacağız. Tabii ki bizi korkutamayacaklar. Elbette dimdik ayakta duracağız. Kafamızdaki neyse her şeyi yazacağız özgürce. Üreteceğiz. Ve tıpkı Nazım Hikmet'i yargılayanlar gibi, Sabahattin Ali'yi öldürenler gibi bunlar da gidecekler ve biz kalacağız. Biz meselelerimiz kalıyor. Yüzlerce yıl yaşayacak. İnşallah. Bu kitaplar ölümsüz. Aynen. Var mı yeni kitap? Var. Poşete i̇şte mi girecek poşetsiz? O girmiyor. Poşetsiz olacak. Başkomiser Nevzat. Ama aşk baş filan gireyim deme. Öyle sahneler, maddeler filan kurgulama abi. Bu sefer uyuşturucu yazacağım. Bakalım. Belki onu da yasaklarlar. Biliyorsun Türkiye eskiden bir geçiş ülkesiydi. Şimdi ana maalesef satış evet, merkezine döndü. Abi, bunu anlatan bir kitap üzerine çalışıyorum. Gene komiser Nevzat hikayesi. Nevzat hikayesi. O Nevzat. Tam hı-hı. Nevzat hikayesi. Bunları böyle bilgileri alıyorsun, kafanda kurguluyorsun ve yazıyorsun değil mi tabii. Abi? Önce çalışıyorum işte mesela uyuşturucu ile ilgilenen savcılarla, hakimlerle, gazetecilerle konuşuyorum. Yoğun bir okuma gerçekleştiriyorum. Dünyada neydi uyuşturucu, Türkiye'de neydi, evet. Neler yaşandı filan. Bütün bunları bir kurguya dönüştürüyorum ve bu çok Nevzat üzerinden çok zevkli zor. Ama. Mutlaka, zor ama çok zevkli. Mutlaka, çok mutlaka. Zevkli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Ümit bu kitabı poşette bulabilirsiniz ama ben sadece burada bir olayı biraz daha mizansen yaptım.
kötü tarafını anlatmak için, ama bu kitabı aslında biz poşetsiz okumak istiyoruz. Hiçbir kitabın poşete girmesini de veya işte ne denirse bu torbanın içerisine girmesini de istemiyoruz. İstemiyoruz tabii, özgür olma her şey. Çok güzel söyledin. Sağ ol. Var ol abi. Teşekkür sağ ediyorum, ol. Kolaylıklar çok diliyorum, başarılar diliyorum. Birlikte kapatalım istersen. Kapatalım olur, tabii. Peki. Peki buradayız. Ha peki, kapatmıyoruz, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra geliyoruz. Bekleyin bizi.